Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Üçüncü üniteden olasılıklarla sizlerle beraberiz. Olası durumları belirleme. Neden öğrenmeliyiz? Olasılık, bir olayın olma ihtimali analiz etmek için kullanılır. Uzmanlar birçok alanda olasılıktan yararlanarak işlerini yapmaktadır. Örneğin bir sigorta uzmanının hayat sigortası masraflarını ödemek için bir insanın ne kadar yaşayacağı ihtimalini de göz önünde bulundurması gerekir. Bir hava tahmincisinin %60 olasılıkla kar yağacını tahmin etmesi, tıp alanındaki bir araştırmacının belli bir diyet programı uygulayan insanlara kalp hastalığı yakalanma olasılığı yüksek olduğunu tahmin etmesi, yatırımcıların belli hisse senetleri riskleri hesaplaması gibi birçok alanda olasılık kullanılmaktadır. Selçuk Bey ve eşi yandaki resimde görülen araçlardan birini almak istemektedir. Selçuk Bey ve eşinin kırmızı renk araba alma olayının olası durumunu nasıl bulabiliriz? Düşününüz, açıklayınız. Olası durum elimizdeki materyallerle ilgilidir. Resme baktığımız zaman 4 tane kırmızı araba vardır. O zaman olası durumda 4 tane kırmızı olasılığımız vardır. Tüm hepsine baktığımız zaman bir mavi, bir de yeşil araba vardır. Toplam 6 araçlık bir sürede 4 tane kırmızı olası durumumuz söz konusudur. Havaya atılan bir madeni paranın üst yüzüne gelebilecek olası durumlar yazı ve turu olarak 2 tanedir. Bir olasılık deneyinde elde edilebilecek sonuçların her birine çıktı denir. Bu deneyde gerçekleşmesini istediğimiz veya istemediğimiz durumlara olay denir. Bir deneyin bütün çıktıda oluşturduğu durumlara olası durumlar. Bir olayın olmasının veya olmamasının matematiksel deneyine de o olayın olasılığı denir. Burada olayın olasılığı da istenilen bölü tümü şeklinde de ifade edeceğiz daha sonra. Bir zarın havaya atılması olasılık deneyinde çıktığı olay, olası durumlar ve olasılık kavramlarını inceleyelim. Zarın havaya atılması olasılık deneyinde, burada deney zarın havaya atılmasıdır. Üst yüze 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmesi olayın çıktılarıdır. Üst yüze çift sayı gelmesi veya 2'den büyük sayı gelmesi bir olaydır. Çünkü istediğimiz şeydir. Bu üst yüze 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelecek şekilde toplam 6 olası durum vardır. İstenen bir olayın gerçekleşme ihtimali de olasılık olarak karşımıza çıkar. Yandaki nesnelerden bir tanesini seçmek isteyen Sevda'nın kaç farklı seçim yapabileceğini bulalım. Materyalleri saymamız gerekiyor. Not defteri, silgi, cetvel, kalem ve hesap makinesi olarak 5 farklı seçim yapacağız. İçinde 4 kırmızı ve 6 mavi renkli topun bulunduğu torbadan bir top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumların sayısına baktığımız zaman 4 kırmızı 6 mavi varsa 10 top vardır. Demek ki olası durum sayısı 10 olması gerekiyor. Sınıflar arası düzenlenen bir futbol turnuvasında takımlar 7 as oyuncu ve 3 yedek oyuncudan oluşmaktadır. 8. sınıf takımın yedek oyuncuları Kenan, Murat ve Ayhan. Bu yedek oyuncular arasından bir oyuncu seçilme olasılığı 3 tane yedeğimiz olduğu için 3 tanedir. Tunay Ankara'dan Eskişehir'e gidecektir. Kullanabileceği araçlar için olası durum olanları karşısında kutucuklar işaretleyiniz. Uçakla gidebilir, otomobille gidebilir, otobüste gidebilir, deniz yolu olmadığı için gemiyle gidemez, minibüste gidebilir, trenle gidebilir, metrobüs şehirler arası hareket eder, teleferik o kadar uzak bir şekilde olmaz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 çeşit olası durum vardır. Emir öğretmen sınıfı için bir başkan seçmek istemektedir. Sınıf 29 kişiden oluştuğu için 29 çeşit seçme hakkı olacaktır. Aylin bir vazoda bulunan 3 papatya ve 5 gül arasından bir çiçek seçip arkadaşı Berna'ya vermek istemektedir. Aylin rastgele seçtiği çiçeğin papatya da gül olma olasılığını inceleyelim. 3 papatya ve 5 gül varsa papatyaların sayısı az olduğu için olasılığı az olacaktır. Gülün sayısı fazla olduğu için gül seçilme ihtimali daha fazla olacaktır. Az sayıdakiler az şekil seçilir, çok sayıdakiler çok seçilecektir. Eğer olası durum sayıları birbirine eşitse o zaman eş olasılıklı olay deriz. Bu iki farklı olayın olası durum sayıları biri diğerinden fazla veya az olabildiği için bu durumda fazla olan daha fazladır, az olan daha az olası olaylar şeklinde ifade edilecektir. Bir sınıftaki 20 öğrencinin 10 tanesi kızdır.
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı, erkek öğrenci olma olasılığını inceleyelim. Sınıfta 20 öğrencinin 10'u kız ve 10'u erkektir. Bulunan kız ve erkek öğrenciler eşit olduğu için bu öğrencilerin seçilme olasılıkları eş olasılıklıdır. Sayılar birbirine eşit olduğu için. Utku içerisinde eş büyüklükte 5 kırmızı ve 4 mavi topun bulunduğu bir cam fanus içinde rastgele bir top seçecektir. Utku'nun seçtiği topun kırmızı top olma olasılığı ile mavi top olma olasılığı eşit olasılıklı olay olması için fanustan hangi renkte top çıkartılması gerektiğini inceleyelim. 5 kırmızı ve 4 mavi var. Birbirleri eşit olması gerekiyor. O zaman bir tane kırmızı çıkartmamız gerekir ki 4 kırmızı eşit olarak 4 mavi olsun. Bir tane kırmızı çıkartırız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Üzerinde 1'den 20'ye kadar numaralanan bulunduğu eş büyüklükteki toplar bir kutuya konulduğunda rastgele seçin topun numarasının asal sayı olma olasılığı ile asal sayı olmama olasılığı inceleyiniz. 1'den 20'ye kadar öncelikle asal olanlara bakalım. Ve olmayan diyelim. Asallar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 olacak. Asal olmayanlar ise 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ve 20. Torbadan rastgele seçilen bir topun numarasının asal sayı olma veya asal olmayan sayı olma olasılığı eşit olması için hangilerinden kaç tanesinin torbadan çıkarılması gerekir? Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane burada karşımıza geliyor. Asal olmayan 11, 12. Asal olmayan daha fazla. Eşit olması için ne yapmam lazım? Asal olmayandan 4 tane çıkartmam gerekir. Bekir bir kutuda bulunan 4 bozuk ve 6 sağlam duvar saati arasından rastgele bir saat seçecektir. Bekir'in seçtiği saatin bozuk veya sağlam saat olma olasılıklarını araştıralım. Sağlam dediğimiz daha fazladır. Bozuk seçmesinden daha fazla olacaktır. Toplam 10 tane vardır. Sağlam seçme ihtimali 6'da 10. Bozuk seçme ihtimali 10'da 4 olarak karşımıza gelecektir. Duru, Doruk, anne ve babasının oluşan Akgün ailesi sabah kalkabilmek için saatlerini 7'de kurmuşlar. Duru, Doruk, anne ve babası. 4 kişilik bir aile. Sabah 7'de saatin alarmını kapatan kişinin Duru olması, yani bir kişi. O zaman 4 kişi de bir kişinin kapattığını düşünüyoruz. Zaten 2 kişi aynı anda kapatamaz. O zaman istenen kişi kimdir? Duru'dur. 1. Tüm kişi kaçtır? 4'tür. O zaman bizim Duru'nun kapatma ihtimali 1 bölü 4, yani olasılığı da 1 bölü 4 olarak karşımıza gelir. Aykut kelimesinin harfler aynı büyüklükte kağıtlara birer kez yazılıp bir kutuya atılıyor. Rastgele seçilecek ve T harfinin yazma olasılığını bulalım. Aykut'ta 5 tane harf vardır. Olası durum sayısı 5'tir. T harfinin istediği şey 1'dir. O zaman T harfinin çekilme olasılığı 5'te 1 olması gerekir. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktığının olasılık değeri eşittir. Bu olasılık değerinde 1 bölü n'dir. N olası durum sayısını temsil etmektedir. Bir madeni paranın havaya atılması deneyinde
Paranın yazı veya tura gelmesi olayını incelediğimizde yazı gelme ihtimali 1 bölü 2, tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Eşit şansa sahiptir. Zarın atılmasında 300'e gelen sayının 2 olması olasılığına baktığımız zaman zarın üst yüzüne gelecek sayılar 6 tanedir. Olası durum sayımız 6 tanedir. Zarın üst yüzüne gelebilecek ihtimaller de eşit olduğu için 2 gelme ihtimali 1 bölü 6 olacaktır. 575.342 sayısındaki rakamların yazılı olduğu eş kağıtlardan seçilen bir kağıdın üzerinde 3 yazması olayı ile 5 yazması olayını inceleyelim. 5 rakamından 2 tane var. 3'ten 1 tane var. O zaman 5 rakamından yapılan 2 bölü 6 iken 3 rakamından 1 tane olduğu için 1 bölü 6 eşit şansa sahip olmazlar. 5 gelme ihtimali daha fazladır. Basit olayların olma olasılığı. Olasılık bir olayın olma şansına ilişkin bir ölçümdür. Hayırsever Şevket Bey mahallede oturan 5 başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciden bir tanesine burs vermeyi planlamaktadır. Şevket Bey'in bu öğrenciler arasından bulunan ispete burs verme olasılığı 5 öğrencinin eşit şansa sahip olup olmadığını bulunuz. 5 tane öğrenci olduğu için 5'i de farklı kişi olduğu için eşit şansa sahiptir. İsmet 1 kişi olduğu için istenilen Şevket ve tüm olası durum olduğu için 1 bölü 5 olarak karşımıza gelecektir. Matematik gerisindeki harfler tek tek özdeş topların üzerine yazılarak bir torbaya atılırsa seçilen topun üzerine gelebilecek harflerden seçilme olasılıklarının eşit şansa sahip olup olmadıklarını bulunuz. M harfine baktığımız zaman 2 tane var. A harfinden 2 tane var. T harfinden 2 tane var. E harfinden 1 tane var. M'yi ve A'yı kullanmıştık. T'yi de kullandık. İ'den 1 tane, K'dan 1 tane. Hepsinde eşit sayı olmadığı için eşit olasılık yani eşit şansa sahip değiller. Neşet aynı büyüklükte 30 tane yumurta almıştır. Bu yumurtalardan 12 tanesi çatlak çıkmıştır. Buna göre aşağıda verilen durumları olasılık hesaplarını yapalım. Çatlak yumurta seçmem 12 tane olduğu için 12 bölü 30. Sağlam yumurta seçme ihtimalim 18 tane sağlam olduğu için 18 bölü 30, 3 bölü 5 ve 2 bölü 5 olarak gelir. Neşet, çatlak yumurtada daha erken bozulacağını düşünerek üzerleri fosforlu kalemle işaretlemiş. İşaretleri yumurtaların içinden aldığı bir yumurtanın çatlak olma olasılığı zaten çatlakları işaretlediği için 12'de 12 yani 1 tane alacaktır. İşaretli yumurtanın sağlam olma ihtimali ihtimal yok çünkü çatlaklar işaretlenmişti. O zaman 0 bölü 12 0 olarak gelecektir. Bir olayın olma olasılığı en önemli şeyimiz istenilen bölü tüm şu kısım hafızamızda kalınca her şey bitiyor. İstenilen olası durumların sayısı tüm çıktıların sayısı olacaktır. Her durumda gerçekleşecek olaylara kesin olay denir. Örneğin bir zar atıldı, zarın üst yüzü 7'den küçük sayı gelmesi olayı kesindir. Bu olayın gerçekleştirme olayı 1'dir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara imkansız olay denir. Örneğin zar atıldığında üst yüze 8 gelme olası imkansızdır ve gerçekleşme olayı 0'dır. Bir olayın gerçekleştirme olasılığı 0 ile 1 dahil arasındadır. Gerçekleşme ve gerçekleşmeme olasılıkların toplamı da 1'dir. Hemen şöyle yapabiliriz. A olayının olası 1 ile 0 arasında olması gerekir. 0'a imkansız, 1'e kesin olay deriz. Bu olma olasılığıdır. Olmama olasılığıyla olma olasılığının toplamı da 1 olacaktır. Bu olmama,
Bu olma. İkisinin toplamı bir bütün olacaktır. Üzerinde 1'den 6'ya kadar rakamlar bulunan bir zar atıldığında zarın üst yüzeye gelen sayının 6'dan büyük bir sayı gelme olasılığı. 6'dan büyük bir sayımız yok, 0 istenilen. Tüm hepsi 6. Yani 0 imkansız oldu. 7'den küçük sayı gelme olasılığı. 7'den küçük 6 tane sayı var. Tüm hepsi de 6 olduğu için 6 bölü 6 1 kesin olacaktır. Yanlı açılım verilen küp kapalı hale getirip atıldığında üst yüze pembe gelmeme olasılığı. Pembe istemiyorsam o zaman mavi almam gerekiyor. O zaman pembeyi istemiyorsak ne yapıyoruz? 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelecektir. Pembe gelme ihtimali ise 4 tane var. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'tür. Ve bunları topladığımız zaman bu pembe gelmeme olasılığı dediğimiz zaman olasılığın üstüne bir çizgi çiziyoruz. Pembe olayı. Bu da olasılık pembe şeklinde yazabilirim. İkisinin toplamı da 1 olmak zorunda. Sınıfta 24 öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 2 bölü 3 ise bu sınıfta erkek öğrencinin sayısını bulalım. Erkek olma olasılığı erkek öğrencinin toplam öğrenciye bölümüdür. Toplam öğrenci 24. Erkek öğrenciyi bilmiyoruz. O erkek olma olasılığı 2 bölü 3. O zaman burada içler dışlar yapmam gerekir. 2 bölü 3 eşittir x bölü 4. 3x eşittir 2 çarpı 24 olacaktır. 3x 48 ise x eşittir 16 olarak karşımıza öğrenci, erkek öğrenci sayısı gelecektir. Kız öğrenci isteseydi 24'ten de 16'yı çıkartıp 8 kız öğrenci karşımıza gelecektir. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Bir sınıfta 10 öğrenciden 4'ü gözlüklüdür. 6'sı gözlüksüz oldu o zaman. Bu sınıfta rastgele bir öğrenci seçilecek. Seçilen öğrencinin gözlüklü olma olasılığı nedir? 4'ü gözlüklüyse istenilen 4, tümü 10, 4 bölü 10'dur. Gözlüklü olmama yani 1'den eksiği olacaktır. O da 6 tane gözlüksüz vardır. O zaman 6 bölü 10 karşıma geçecektir. Bir düzine kalemden 3'ü kırmızıdır. Bir düzine 12 adettir. Bir düzine kalem içerisinde rastgele çekilen bir kalemin kırmızı olma olasılığı 3 bölü 12. Kırmızı olmama ihtimali de ters çevirdiğimiz zaman yani 1'e tamamladığımız zaman 9 bölü 12 olacaktır. Kitap 50 sayfadır. Bu kitaplardan rastgele bir sayfa açılacak. Sayfa numarası 10'un katı olma olasılığı kaçtır? 10'un katı olacak şeydir. Nedir? 10, 20, 30, 40, 50 yani 5 tane. O zaman 5 bölü tüm sayfalar 50 olduğu için 50 olacaktır. Sayfa numarası 10'un katı olmama olasılığını istediği için 45 bölü 50 karşımıza gelecektir. Dikkat edin, bu yapılan olma ve olmama olasılıkların hepsinin toplamı 1 olmak durumundadır. Bir torbada aynı büyüklükte 8 beyaz bilye vardır. Bu torbadan rastgele seçen bilyenin beyaz bilye olma olasılığı 8 tane bilye olduğu için nedir? 8 bölü 8 kesin olaydır. Beyaz bilye olmama ihtimali 1 ile 0'dır zaten. Beyaz bilye 0 tane var. O zaman nedir? 0 imkansız olacaktır. Yandaki elma kasasında 30 yeşil elma ile bir miktar kırmızı elma vardır. Elma kasasından rastgele seçilen bir elmanın kırmızı olma olasılığı 3 bölü 8. O zaman kırmızı olma olasılığı 3 bölü 8 ise yeşil olma ihtimali nedir? 5 bölü 8'dir. Bu da yeşil ihtimal. 30 yeşil 5 bölü 8'e eşit oluyorsa ya da 5 kata 30 oluyorsa tüm hepsini bilmiyoruz. 6 katı, buranın da 6 katı olması gerekiyor. 6 kere 8, 48 oldu tüm elmalar. 30 tane yeşil vardı. 48'den 30'u da çıkartırsak
18 tane de kırmızı elmamız vardır. İngilizce, Almanca dillerini öğrenmeye çalışan Sercan üzerinde hello, good morning, good evening, İngilizce selamlaşma ifadeleri ve hello, guten morgen, Almanca selamlaşma ifade yazdığı olduğu özdeş kartların bulunduğu torbadan rastgele bir kart seçecektir. 1, 2, 3, 4, 5 tane kartımız var. Seçilen kartın üzerinde yazılan İngilizce dilinde olma olasılığı kaç tanedir? 3 tanedir. Bizim toplam kaç tane kartımız var? 5. O zaman 3 bölü 5 oldu. Bir okuldaki öğretmenlerin %70'inin arabası vardır. Okulda rastgele seçilen bir öğretmenin arabasının olmama olasılığı nedir? %30'dur. Ya da 30 bölü 100'dür. Sadeleşirse 3 bölü 10 da yazılabilir. Bir kitaplıkta 12 tane roman, 20 tane hikaye, 8 tane şiir kitabı vardır. Rastgele seçilen bir kitabın hikaye kitabı olmama, yani hikaye hariç şiir ve roman olması gerekiyor. Şiir ve romanlar 12 artı 8. Toplamda kaç kitabımız vardır? 40. 20 bölü 40'tan 1 bölü 2 edecektir. Bir sınıfta 28 tane öğrenci vardır. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bilgisayarın olma olasılığı 1 bölü 4. Sınıfta bilgisayarı olmayan kaç öğrenci vardır? O zaman 28 kişinin olasılığı 1 bölü 4 ise bilgisayarı olanları bulabiliriz. 7 kişi de bilgisayar var. 28'den 7 çıkarsa 21 kişi de bilgisayar yok. Aşağıda verilen soruları cevapları bulalım. Bir elektriğin sattığı prizlerin %12'si bozuktur. Rastgele alınan bir prizin olmama 1'e tamamlayacağımız için %100'den %12 çıkartıyoruz. %88 bozuk olmama ihtimali olur. İki basamaklı doğal sayılardan rastgele bir tanesi seçiliyor. Seçilen sayının 9'a kalansız bölünebilen bir sayı olma olasılığını bulunuz. Seçilenin 9'a kalansız bölünmesi için iki basamakta 18, 9'un katlarını yazmam lazım. 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. Toplam 10 tane. Ve 90 tane de çift sayı var. O zaman 10 bölü 90'dan 1 bölü 9 edecektir. Öğretmen 12 kız ve 8 erkekten oluşan sınıftan rastgele seçtiği bir öğrenci hediye vermek istiyor. Bu öğrencinin kız öğrenci olmama, yani erkek olma ihtimali oluyor. Olayımız istenilen bölü tümü olduğu için İstenilen erkek 8. Tümü de 12 artı 8'den 20 oldu. O zaman 8 bölü 20'den 2 bölü 5 çıkacaktır. 80 adet beyaz, 120 adet sarı pinpon topunun bulunduğu kapalı kupadan bir topun sarı olma ihtimali. İstenilen bölü tümünü asla unutmuyoruz. İstenilen sarı tüm hepsi 200. Sıfırlar gider. 12'yi 4'e bölsem 3, 3 bölü 5 olacaktır. Bir raftaki 6 matematik, 4 sosyal ve 5 fen bilgisi kitabı vardır. Yani toplam 15 kitabımız vardır. Kitabın fen bilgisi olmama, yani matematik olabilir, sosyal olabilir. O zaman ne oldu? İstenilen bölü tümü dediğimiz vakit 10 bölü 15. O da bize karşımıza 2 bölü 3 olacaktır. Eğer fen bilgisini isteseydi olma ihtimali 1 bölü 3 olacaktı. Yandaki kenar uzunluğu 20 santim olan kare şeklinde bir hedef tahtasının içine eni 5 ve boyu 10 santim dikdörtgen şeklinde pembe renge boyanmış. Hedef tahtasını vuran bir okun pembe alanı vurma olasılığı istenilen 10 çarpı 5 tümü 20 çarpı 20 istenilen bölü tümü.
Sadeleştirmeler yapalım. 10 ile burası gitse 2. 5 ile 20'yi sadeleştirsek 4. 1 ile 1'in çarpımı 1. 2 ile 4'ün çarpımı 8 olarak karşımıza gelecektir. Ben Uğur Mutlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.